Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir analiz videosuyla karşınızda piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi dolar, altını, gümüş ve kripto paraları konuşacağız. Dolarda neler oluyor? İşte 9.85'leri çıktık. 9.40 düzeltmesi yaşadık. Tekrardan gelen açıklamalarla yönünü yukarı çevirmiş durumda. Beklentilerin yönünde bundan sonra neler olacak? Altın ve gümüş furyası demiştik. TL bazlı rekorları aldık. Peki dolar bazlı rekorlar da gelecek mi? İşte ons altından bahsediyorum, gümüş dolardan bahsediyorum. Bu rekorlarda gelmeye başlayınca TL bazlı grafiklerde rekorlar kıracağız arkadaşlar. Orayla ilgili de birkaç önemli tüyo vereceğim. Rakamları güncelleyeceğiz, destekleri güncelleyeceğiz, dirençleri tekrardan revize edeceğiz. Kripto paralar tarafında Bitcoin yeni ateş gördü bildiğiniz gibi. 67 bin dolarlar, sonra 58 bin dolara bir geri çekildik. Şimdi tekrardan 60 bin dolar üzerindeyiz. Köpekgiller diyebileceğimiz Inu bazlı coinlerde çok sert yükselişler yaşıyoruz. Gündemimizde SHIB var, Shiba var. Shiba'da paramızı 13'e katladık. Bizimle beraber alanlar, bizimle beraber değerlendirenler paralarını 13'e katladı. Peki Shiba düşmüyor. Nereden alınır? Alınır mı seviyelerden? Bunların hepsini konuşacağız. Doge'de hareket başlıyor. Bunların hepsini konuşacağız. Akitaki şu gibi coinler de gidiyor beraberinde. Bunları konuşacağız. Bu coinler nerelerden alınır? Bunları da konuşacağız arkadaşlar. İsterseniz şöyle haber akışlarıyla başlayalım. Şimdi dolarda 9.85 gördük dedik. 9.40'lara kadar indik. Şimdi dolardaki yükseliş yeni başlamadı. Maalesef 8.50'lerden başladı. 8.80'lere gittik. Faiz indirimleri patır kütür geldi. Dolarda patır kütür çıktı 9.85'liğe kadar. İşte elçilik krizi yaşandı vesaire. Son Türkiye'den baktık ki kur alacak başını gidecek. Yani bir anda 10 ekranlarda yanarsa ne olacak? Kur patlar. Kontrolden çıkar. Türkiye'de baktı böyle olmayacak. Biraz olumlu açıklamalar gelmeye başladı. Elçilik kriziyle ilgili. Yabancı ülkelerden de olumlu açıklamalar geldi. İşte bir miktar düzeltme gördük. Peki dolarda yükseliş trendi bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Maalesef bitmedi. Dolar bir yükseliş trendine gitti. Bu yükseliş trendinde tabii ki sonsuza kadar yükselişler olmaz. Ara ara düzeltme dalgaları gelecek. Ara ara destek seviyeleri test edilecek. İşte bu gelen olumlu haber akışlarıyla. Tabii bunların hepsi yalancı bahar. Daha sonra arkasından her zaman daha sert yükselişler gelmiştir. Çünkü dolar TL yükseliş trendine girdi arkadaşlar. Bu yükseliş trendinde illaki ara düzeltmeler olacak. Ve bu ara düzeltmeleri de son birkaç haftadır yaşıyoruz. Peki bugün ne oldu? Dolar TL tekrardan yönünü yukarı çevirdi. Merkez Bankası'ndan, Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklamalar geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası raporlar açıkladı enflasyon tahminleriyle ilgili. 2021 enflasyon tahminini revize etti. %14,1'den %18,4'e çıkardı. 2021'in bitmesi bakıyorsunuz 3-4 ay kalmış. %4,3'lük bir artış yapıldı. Yani işte revizelerde, tahminlerde. Bu da tabii ne olacak? Doları yukarı yönlü itmeye devam edecek. Yani tahminlerde bile yukarı yönlü revizeler geliyorsa gelen rakamlarda tabii ki yüksek olacak. Baktığınız zaman zaten dolar kuru artıyor. A'dan Z'ye, iğneden ipliğe her şey zam geliyor. Bir gün marketten aldığımız şeyin ertesi gün fiyatı daha yukarıdan oluyor. Bir gün bir yerden alışveriş yapıyorsunuz. Bir gün bir kafede bir şeyler içiyorsunuz. Bir şeyler yiyorsunuz. Ertesi gün gidiyorsunuz. Tekrar aynı şeyleri yiyip içmek istediğinizde daha yüksek fiyatlar ödüyorsunuz. Ne olacak? Enflasyon yukarı gidiyor tabii ki. Bu tahminlerde, bu revizelerde doğru tahminler. Tabii her zaman iyimser tahminler yapılır. Yani daha yüksek gelecekse bile rakam, piyasayı ürkütmemek adına önceden böyle ortam hazırlanır, daha aşağı yönlü tahminler yapılır. Ama birazcık da böyle gideceğine dair izlenimler verilir. Şu an Merkez Bankası'nın yaptığı da o. Enflasyon artacak. Enflasyon yukarı gitmeye devam edecek. Maalesef biz de faizleri indirmeye devam ediyoruz. Ortada bir değişik bir durum var. Yani negatif faiz verirseniz, enflasyondan daha düşük faiz verirseniz para ne olacak? Herkes işte mevduatlardan çıkacak. Para dolara kaymaya devam edecek. Baktığınız zaman bizim gibi ülkeler, işte Brezilya, Güney Afrika, Meksika gibi ülkeler, Rusya gibi ülkeler bu dönemde çok sert faiz artımları yapıyor. Mesela Brezilya son 20 yılın arkadaşlar en yüksek faiz artışını yaptı. 150 bas puanlık bir faiz artırımına gitti. Geçtiğimiz ayda hatırlarsınız 100 bas puanlık faiz artırımı yapmıştı. Biz bu ortamda ne yapıyoruz? Bakın Meksika'dan da faiz artırımı geliyor. Güney Afrika'dan da faiz artırımı geliyor. Biz bu ortamda faizleri indiriyoruz. Bakın bizim gibi ülkeler arkadaşlar bırakın faiz indirimini. Faiz artırıyorlar zaten. Faiz indirim söylentisi bile o ülkelerde geçmiyor. Geçemez çünkü para birimleri tokatlanır, tokat yer. Biz de faizleri indiriyoruz bu ortamda. Ne olacak? Dolar TL'nin düşmesini bekleyemezsin.
Dolar TL de yukarı gidiyor. Şimdi dolar TL'nin tabii yukarı gitmesi artık mecbur bir duruma gelmişti. 8'lerdeyken, 8,5'lardayken. Çünkü yerli sürekli dolar alıyor arkadaşlar. Sürekli dolar alıyor. Dolarizasyon almış başını gitmiş. Bir yerde de Merkez Bankası artık iç piyasada para dönmüyor. Herkes parasını korumak için dolara yatırıyor. Evler satılmıyor vesaire, işte piyasada para dönmüyor. Bir yerden sonra artık devalüasyon şart oluyor arkadaşlar. Kontrollü devalüasyon. Yani hükümet aslında doların önünü açıyor bir nevi olarak. Doların yukarı yönlü gitmesi için uğraşıyor. Tabii bunu birazcık daha kontrollü yapmaya uğraşıyor. Maalesef bu durumdayız. Dolar da yükseliş trendi devam edecek. Bugün gördüğümüzde bu. İşte dolardaki geri çekilme gördük, sonra tekrar geri geldi vesaire. Bugün yaşadığımız da bu. Benim beklentim şu yönde. Bakın buraya da çizmişim. Tekrardan çizelim. Şimdi dolarda ben 9.30-9.35 altını beklemediğimi zaten söyledim. Yani 9.85 görüldüğünde de düzeltme olacaksa bile buraya kadar olacak demiştik. Bu süreçten sonra ben 9.34 ve 9.40 aralı dolarda iğne gelebilecek bölgeler. Ama bu rakam arasını beklemiyorum. Bu rakamların altını beklemiyorum daha doğrusu. İşte buradan aldığı enerjiyle 9.40'lardan sektik. Nereye kadar? İşte 9.70-9.80. Sonra tekrar satışlar yiyebilir vesaire. Ama buralarda takılıp 9.85 direncinin sonradan yıpratılıp geçmesini bekliyorum. Belki bunu bir yükselen üçgen formasyonu şeklinde yapacağım. Ben 9.35'te 9.41 altını artık dolar TL'de beklemiyorum. İşte gelecek haftalarda Merkez Bankası toplantısı var. Faizler bir anda indirilirse tekrar geçtiğimiz günlerdeki gibi şuradaki bir hareket görürüz. Bakın geri çekilme, hop, sonra bir anda direnç kırıp patır kütür gider. Bakın benzer hareketi görürüz. Faiz indirimi gelmezse veya da yüksek bir faiz indirimi gelmezse o zaman bir miktarda işte 9.85'lerin 9.90'ların direnç olduğu bir zaman olur. Ama maalesef dolarda işte bu şekilde dalgalanmalar olacak. 9.40'a doğru yaklaşmalar birer fırsat. Üzerindeki hareketler 9.85 denemesi gelecek. Oranın kırıldığı zaman çift taneli rakamları göreceğiz. Maalesef dolarda gidişat bu şekilde. Peki gram altın. Gram altını hemen şöyle kısaca değerlendirelim. Gram altını beklediğimiz o. Şöyle gram altını açalım. Bakın 525'lerin 530'dan kırılması, 570 atanı yaşadık ama şu hatayı da yaşamadık henüz. Yani benim hedefim biliyorsunuz kısa vadeli 580'di. O atak gelmedi. Ama gelmesi de yakın. Ben onu söyleyeyim. 550'ler destek olacak. Belli bir zaman sonra öyle 535-540 belki tekrardan iğneleme gelebilir. Ama fırsattır arkadaşlar. Net bir şekilde söyleyeyim. Hedefimiz 580. Bu hareketi de böyle birkaç hafta alabilir. İşte buralarda dalgalanabilir. Burada çizmişim bakın. 550'ye dokunup daha sonra 580 hareketini bekliyorum. Altın satılmaz bu devirde. Altın toplanır geri çekildikçe. Şu an sadece dolar bazlı yükseliş yaşadık. Bir de buna ons altın katılacak. O zaman hedefimiz 600 TL ve üstü olacak. Ama kısa da bir şöyle bir 580'i bir yaşayalım. Bakın böyle birkaç hafta dalgalanma olabilir. Daha sonra 580 bizim hedefimiz. Gram gümüş TL'de çok güzel 7.20 desteğimiz çalıştı. Buradan gelen harekette 7.50 şu anlık ara direnç. Ara direnç. 7.20'ye yaklaşmalar fırsat, alım fırsatı değerlendirilebilir bölge. 7.50'nin geçilmesini bekliyorum ben ilerleyen günlerde ve haftalarda. 7.70 ilk gözle görülür hedef. Üzerinde 8 bölgesi var. Bununla zamanla göreceğimiz alan diye nitelendirebilirim. Gram gümüş TL'de yükseliş beklentimiz devam ediyor. Bugün gün içerisinde nasıl seyredebilir? 7.30'lar destek. Onu bir kere belirteyim. Bugün bile 7.50'nin kırılma ihtimali var arkadaşlar. 7.50'nin kırılma ihtimali var. Hatta cuma günü yarın da işte piyasa kapanacak. 7.50'nin kırılıp 7.70'lere doğru gidebiliriz. Bakın 7.20'ye yaklaşırsa alırım. Birkaç gün içerisinde hatta 7.50 üzerinde 7.70 hata da muhtemelen gelebilir. Hemen Bitcoin tarafına geçelim arkadaşlar. Bu arada dünyanın en zengin insanı Elon Musk oldu. Bir günde serveti 36 milyar dolar arttı arkadaşlar. Ve dünyadaki en zengin insan Elon Musk zirveye yerleşti. Tabi bunda Tesla'nın hisselerinin yükselmesi de önemli yer tutuyor. 36 milyar dolar kar ettiler arkadaşlar. İnanılmaz bir rakam. Ve Elon Musk en zirveye yerleşti. Piyasalarda bundan sonra biliyorsunuz zaten Elon Musk'ın yeri ayrı. Piyasaları böyle manipüle ediyor vesaire ama önemli bir yer. Konuşuluyor. Herkes konuşuyor. İyi ya da kötü herkes bir yorum yapıyor. Adam konuşuluyor. Bundan sonra daha da çok konuşulacak gibi duruyor. Zaten en zengin insan olduğu için de konuşulmaya devam edecek. Şimdi Bitcoin tarafında
Bir geri çekilme vardı yeni ATH'dan sonra. Ben size şu şekilde gösterebilirim. Hani düşüş geliyor ama şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şöyle şurada bir işte iğneler test ediliyor. Bakın burada bir 62.000'den sonra bir atak görmüşüz. 67.000 zaten yeni ATH. Burada işte 59.000 testinden sonra tekrar işte 61.000. Burada test ediyor. Tekrar bir 63.500. Tekrar test etmiş. 58. Ya bakın bu çizgi çok önemli. Hani buradan bir red yerse tekrar bir tık daha dip yapabilir. O da 56.000 54.000'lere doğru. Buradan tekrar sekmesiyle tekrar 62.000'ler görülebilir ama ben Bitcoin'de hani çok büyük bir düşüş trendine girdiğimizi düşünmüyorum. Hani şu an bir düşen kanal içerisinde hareket ediyor. Burası da kanalın alt çizgisi diyebiliriz. Hani birazcık daha böyle şey olarak inceleyeceksek kanal şeklinde hani şu şekilde de alabiliriz aslında kabaca. Yani şu şekilde inceleyebiliriz aslında ama kanaldan daha çok ben işte şuradaki düşen alt tren çizgisini önemsiyorum. Buradaki çizgi önemsiyorum. Bakın buraya dokunup arkadaşlar çok güzel tepkiler almış. Tekrardan hani böyle 56.000 55.000 denemesi gelecekse buradan bir red yemesi lazım. Gelebilir. Hani gelirse o zaman altcoin'lerde toplamak lazım. Bunu belirteyim. Şimdi herkesin merak ettiği Shiba. Shiba ne olacak? Buradan alınır mı? Ona bakalım. Shiba'da arkadaşlar size bir tüyo vereyim. Bunu hiçbir yerde duyamazsınız. Birkaç gün içerisinde büyük birkaç borsadan sergilenme haberi bekliyorum. Bunlar globalde büyük borsalar. Onu belirteyim. Bakın beklediğimiz destekten bu arada dönmüş 0.0.60'lardan 6.000'lerden. Ben 0 atmasını bekliyorum Shiba'nın. Hani gelirse 0.0.6.000'ler hatta 0.0.4.000'ler düşük bir ihtimal onu belirteyim. Değerlendirilir. Böyle %10 %25'li portföyünüzün alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Parayı çarpı 13 yaptık. Shiba'yı en son işte şurada almıştık. 0.0 bir sıfır atmadan önce 700'lerden almıştık. Bakın 6.000'lere kadar geldi. Daha sonra 8.800 testi geldi. Şu an tekrardan onay aldık ve gidiyoruz. Şimdi bu coinler nereden alınır? İşte Shiba tamam tüm borsalarda var. Doge'de var. Ki şu Akita, Baby Doge gibi coinler. Ben OKEX kullanıyorum arkadaşlar. Sizler de mutlaka kullanabilirsiniz. Bakın burada Shiba var. Doge var. Kişu var, Akita var. Onlar da müthiş bir yükseliş yaşıyor. Baby Doge gibi işte tokenlar, coinler vesaire de var. Ama benim genel olarak işlem yaptığım o köpekliler diyebileceğimiz coinlerin hepsi OKEX'te var. Ben aşağı referans linkimi koyacağım. Mutlaka benim referans linkimden kayıt olun. Daha düşük spreadlere, daha düşük komisyon ücretlerine tabi olacaksınız. Ve bunu ömür boyu kullanabileceksiniz arkadaşlar. OKEX'i deneyin. Bakın Shiba, Kishu, Akita gibi coinlerin hepsi var arkadaşlar. Onu da belirteyim. Buradan onayı almışız Shiba'dan yeni zirve görmeye gidiyor arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Gelirse işte 0.06.000'ler benim ilk alacağım bölge. Diğer bölgede işte 0.04.700'ler gibi rakamları tekabül ediyor. Bunu da belirteyim. Doge'ye bakalım. Peki Shiba 0 atar mı? Atmasını ben bekliyorum. Birkaç hafta içerisinde Shiba'dan bir 0 atımı bekliyorum ben arkadaşlar. Yani Shiba şöyle bir şey. Çok fazla eleştirildi. Bakın arkadaşlar ben böyle çok büyük bir proje vesaire demiyorum. Ama para kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Yani bakın öyle büyük projeler 2 aydır yatıyor yerinde. İnsanların hepsi yükselsin yükselsin falan bir FOMO yaratmaya çalışıyor. Ama yükselmiyor. Büyük karlar yok. Shiba'da aldık. Çarpı 13 yaptık. Parayı 13'e kattık. Yükseliş devam ediyor. %50'sini sattık. %50'si oldu. O yüzden hani tamam eleştirilebilir ama para da kazandırdı arkadaşlar. Bunu belirteyim. Diğer projelerin işte diğer coinlerin projesi olması, hikayesi güzel olması bana para kazandırmıyor son birkaç aydır. Shiba kazandırdı. O yüzden de onun analizini yaparım. Bunu da parantez içinde belirteyim. Doge'de şimdi tabii Shiba ile yarışıyor şu an. Bugün bir atak yaşadık ama bu atak bitmedi arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. İşte 32-33 centlere gittik. Şu an 28-29 centlerde. Hani Shiba birazcık yükselince para böyle biraz Shiba'ya kaymaya başlıyor. Shiba'dan çıkan para zamanla Doge'ye girecek arkadaşlar. 25 cent, 23 cent Doge için benim için bir fırsattır. Hani şu aşağıdan bir yükselen trend alabilirsiniz ama ben rakamları zaten Twitter'dan yazdım. Yükselişlerde ben bir 48-50 cent aralığında bir yükseliş bekliyorum ben Doge'de. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Farklı olarak Batı takip ediyorum ben. Batı USD'de
0.67 centlerde şu an. Zaman içerisinde şunu belirteyim. Logaritmik olarak bakmayalım. Şuradaki trendini koruyor. Bir sıkışma mevcut. Bunu kıracak arkadaşlar. Yukarı kıracak ve patlama bekliyorum. Yani 1.10-1.20 dolarları doğru. Buradan neredeyse x2x3 yapmasını bekliyorum. BAT USD'de. Bunu da belirteyim. Hani burada dalgalanma olacaktır. Hani böyle birkaç gün, birkaç hafta daha gezebilir. Ama bu sıkışmanın sonucunda tabii ki altı kırılmasını beklemiyorum. Bu da güzel bir proje. Buradan yukarı yönlü kırılmasını bekliyorum. Bunu da uzun vade için elimde tutuyorum. Ya uzun vade dediğim orta vade de olabilir. 3-4 haftalık süreçte gerçekten böyle x2x3 yapabilir. O yüzden elimde tutmaya devam ediyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kripto paralarla ilgili. Videoyu mutlaka beğen atıp yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada hediye etkinliğimiz de devam ediyor. Biliyorsunuz her videoda bir tane takipçimize 200 TL değerindeki Tether'ı hediye olarak gönderiyoruz. Bu videoyu beğenip aşağıda yorum bırakırsanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınıza bakabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.